kardeşiz galiba. Ya kusura bakmayın, role girdiğim için beynim her şeyi ignore ediyor. Sizi de komple silmiş burada, her şeyi silmiş. Kusuruma kalmayın, ne olur lütfen, lütfen. Ha. Siz böyle mi role giriyorsunuz? Evet, ben bir hafta öncesinde role girerim. O adam olur. Ondan sonrasında da o adam gibi yaşar. O adam gibi yemek yer. O adam gibi sevilir. O adam gibi de aşık olur. Anladım. Yani bana arkada durup alışveriş yapan birilerini oynayacaksınız dediler ama sizin başka sahne de var herhalde. Yok yok, aynı sahne de. Şimdi ben size bir şey soracağım. Acaba sizce ben neden bütün setlerde aranan, arkada duran adamım? Hı? Neden? İşte bu yüzden. Arkada duran adamı yaşadığım için. Arkada durduğum bütün filmler ödül almıştı. Gerçekten hepsi böyle. Yani Oscar'a gitse Oscar'a falan da alır. Arkada durduğum, arkadan geçtiğim bütün diziler reyting rekorları kırmıştır. Buraya da Kıvanç'ın ricası üzerine geldim yani. Çok rica etti Kıvanç. Hiç şaşırma. Tatlıtu, evet kendisi. Ha, yani tabii aile dizisi bu. Kendisi de başrol yani. Aynen öyle, aynen başrol, başrol. Ya aradı, dedi ki, paşa dedi. Şimdi yurt dışına satış olacak dizide, kesin gelmen lazım dedi. Ben de şimdi esmer ve Orta Doğu yakışıklısı olduğum için şey yapamıyorlar yani. Ben çok alıştım buna. Neyse, geldi de arkada durman gerek falan dedi yani. Anladım. Siz ne dediniz? Yani Kıvancım dedim. Ben de kırmam onu. Çok tatlı bir çocuk. Bana dedim bir hafta ver. Ben şu role bir gireyim dedim. Ondan sonra kendi metotlarımı kullanmaya başladım. Ha, kendi metodunuz da var. Olmaz mı canım? Şimdi mesela ben bugün misal şeyim, iş adamıyım bir tane. Ha. Bir tane iş adamı arkadaşım var, Engin Bey. Değil mi? Şu arkada Şahin'de otel var. 3 yıldızlı. Çok güzel bir otel. Oranın sahibi kendisi. Otele gittim gözlem yapmaya. Ya, bir yatak yapmışlar bak. O yatakta böyle zıpla, hopla. Tek kişi, 2 kişi. Kendini at, vur. Bir tane gıcırtı sesi yok ya. Vallahi bak. Ya at sürüsü sok, izin versin. Atı sok. 4-5 at üstünden geçsin yatağa. Yatakta gıcırtı sesi falan yok yani. Bir gün götüreyim seni, deneyimle yani, gidelim. Ya pardon, biz oyunculuktan, gözlemden otele nasıl geldik? Anladım Gülsün, anladım. Oyunculuk kolay, cimcime. Bir tane arkadaşım var. Çok samimi bir dostum. Sanat merkezi var, Dadaş Sanat Merkezi. Hemen aşağıda, ileride. Bak, ileri seviye oyunculuk eğitimi veriyorlar. Yemin ederim bak, anlamazsın bile. Senden bak, yeni bir Farah, Zeynep, Abdullah yaratılabilir. 3 kişi birden var. Bu kadar diyorum yani. O kadar iyi yani. Çok iyi, inanılmaz iyi. Ya çok güzel bir sanat merkezi. Belki görmüşsündür. Hemen üstü de aynalı camlı fıstık oteli. 2 yıldızlı ama aslında yani 5 yıldızlı hissettiren çok güzel, böyle tam bir fiyat performans oteli. Bu arada yani sen aşağıda eğitimini alırken ben de çıkar odamızı kiralarım. Sonrasında gelirsin, ılık duş muş alırsın. Ne bileyim, otururuz. Bir de aynalı cam ya. İçerisi hiçbir şekilde görünmüyor. Akışına bırakırız artık. Akışına bırakırız derken? He, işte hayat gibi. Bana bak kardeşim, he, ben anladım senin niyetini. He. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ne? Seti bekliyoruz, set başlıyor. Hı. Oynuyoruz. Sonra da... Sonra da? Sonra da ne? Sonra da gözüm bir daha seni görmüyor. Oo, demagojilendim. Bu mu ya? Ha, demagojilendim. Bu mu yani? Senin tarafından şu an demagojileniyorum ben. Ben sana insan gibi hevesli hevesli tavsiyelerde bulundum ya. Efendi efendi. Sen... Konuşmayalım ya. Gerçekten soğudum ben. Bu ne biçim muhabbet ya? Konuşmayalım. Rol dışında sakın ola ki benimle muhatap olma. Dön önüne hadi. Allah Allah. Kardeşim sen deli misin be? Hepiniz aynısınız. Sadece size kanalize olayım istiyorsunuz. Olmayınca da böyle garip garip şeyler. Ben meşhur muyum ya? Bana bak, şu cadı. Bak duyuyorum, şuradan duyuyorum seni. Vallahi Kıvanç çok sanma arkadaşım bak. Söylerim, role girmeme engel oluyor derim. Kıvanç'a derim, seni attırtırırım bu sette. Ayağını denk al. Bir şey. Selamlar. Nasıl Kıvanç lan, tut mu? Kıvanç, neredesin kanki ya? Bekliyorum burada kaç saattir. Pardon, tanışıyor muyuz? Hadi oradan. Aynı benim şaka tarzı ya. Oğlum bu arada bayıldım ya. Seni çocuğu gördüm magazinde. Yani maşallah aynı sen ya. Çok tatlı. Teşekkürler ya. Sağ ol. Çok şükür. İyi ya.
Bana bak, yönetmen eli ağır değil değil mi oğlum ya? Saatlerce bizi burada tutmasın abi. Akşam işimiz var, gücümüz var yani. Benim bu setten bir garip bir set burası yani. Anlamadın? Ya burada akarız diyorum, gideriz bir yere. Aksaray'da Galaxy Otel var. Barmenleri falan arkadaşım böyle yanar dönerli çok güzel kokteyller falan yapıyorlar. Orada gideriz biraz kovalamaca ha. Kovalamaca atıp. Sağ ol, sağ ol, almayayım ben. Tamam, sen ezber yap hadi, senin lafın vardır çok. Canı sıkkın ya, bir şey olmuş yani. Benim çok samimi dostum, bir şey olmuş çocuğa. Ya zorlama, zorlama. Adam seni tanımıyor bile. Çıtırık. Senin gözlem yeteneğin sıfır bu arada. Senin zor oyuncu olman senin. Kıvanç abi, ekspreson. Sağ ol canım benim. Siz çay içer misiniz? Ben içerim. Sağ olun, teşekkür ederim. Kardeş, niye bize Kiat bardakta? Sadece Kıvanç abi can bardakta içer. Ben de Kiat bardakta dudağıma yapışıyor bak, dudak pardon. Bana cam bardakta getirir misin içecek? Başka cam bardak yok. Oğlum bak, beni sinirlendirme. Burada Kıvanç'ın hatırına bütün terbiyesizliklere dayanıyorum, herkese dayanıyorum. Bu artık yeter bak. Camın içine bana bir şey koy, getir. Abi bu arkadaş senin tanıdık mı? Yok. Dostum sen ne ayaksın ya? Sen karışma Kıvanç, ben hallederim kanka. Ben hallederim ya. Bak Kıvanç'ı da sinirlendiririz ya. Bunlara böyle konuşacaksın. Bunlar bu dilden anlar canım benim. Sen rahat ol kardeş. Ulan bak, tam dayaklıksın sen ha. Vallahi billahi bak. Kıvanç, sen sakin ol lütfen ya. Ya bunların yanında yapmayalım, gözünü seveyim yani. Bunlara eline koz verme. Lütfen, kim ya bunlar? Artık susar mısın? Ortamı gerdin de gerdin ha. Sen tekrar hoş geldin hayatıma ya. Ne oldu? İlgilenmiyordun benimle, hayırdır? Sen o treni kaçırdın kıvılcım. Küçük bir kıvılcımsın sen, bitti o iş. Dostum bak, vallahi ayar ettin beni. Fena kuruldum sana bak. Demagojilendim. Oğlum ne yapıyorsun Kıvanç? Sen beni demagojiliyor musun ya? Beni. Can kardeşim. Hay Allah, bu ne şekil bir adam lan bu? Kıvanç Bey, sizi kostümden bekliyorlar. Sen burada bekle. Tamam. Görüşeceğiz seninle, tamam mı? Tamam. Seninle görüşeceğiz. Geç abi, geç. Kim bu lan bu? Bu seti alıyorsunuz bunları ekstra ya. Ekspresyonu içeri getiriyorum. Tamam. Görüşürüz, görüşürüz. Çıkışta bir şeyler yaparız, gideriz bir yerlere. Çaycı çok pis bir çocuk ya. Tam bir adamın bütün psikolojisini bozmuş, mahvetmiş adamı. Adam ne hale gelmiş ya? Merhaba. Siz Mehtap Hanım'da ha, evet, değil mi? Evet, benim. Mehtap Hanım, sizin de personel kıyafeti giymeniz lazım. Ha. Karavan hemen sağ tarafta. Sizi ben kostüm karavanıma tamam, alayım, çok buyurun. Ya çok özür diliyorum da ben kimsenin ekmeğiyle oynamaktan hoşlanmam da... ...bu arkadaş için emin miyiz? Çok yeteneksiz birine benziyor. Yani bir de arkada benim karşımda durabilecek biri değil gibi. Yani yönetme sonra sıkıntı çıkarmasın. Bizi ilgilendirmez beyefendi. Ona yönetmen karar verecekti. Sizi kim giydirdi böyle pavyon müdavimi gibi olmuşsunuz? Olur mu canım? Kendi kıyafetlerimi getirdim evden, gardırobumdan. Neden? Ya şimdi şöyle bir şey var. Sizinle ilk defa çalışıyoruz. Bu kostüm olayları biraz başıma dert oluyor benim. Yani şimdi karavanda ya da kamyonda soyunuyorum ya. Soyununca arzulanıyorum. Yani böyle bir cinsel objeymiş gibi bakılıyor. Ben de aşırı rahatsız oluyorum o durumdan. Böyle giyinip geliyorum yani, ona şey yapmamak için giyinip geliyorum ben de. Ne oldu ha? Gözlerim ikliminizi mi değiştirdi? Tanesin ya. O kadar da uğraştım, yemin ederim uğraştım. Göz göze gelmeyeyim şunun, etkilenmesin benden dedim. Etkilendin işte, Allah kahretmesin ya. Pardon, ben mi sizden etkilendim? Hadi oradan. Hale bak ya, ateş gibisin, ateş parçası. Ateş barut, ateş barut bum bum, ateş barut bum bum. Biliyorsun işte bak, belli ediyorsun kendini. Bana bak, hiç kendini bir bak, peşin peşin söyle. Ben öyle her şeye evet diyen erkeklerden değilim yani. Sakın ola ki bak. Biz yani bir ilişki yaşayacaksak önce seni tanımak isterim ben. Tamam mı? Şu karavanların arkasına gidelim, bir 15 dakika sohbet diyelim. Ondan sonra set bitiminde de buradan çıkar gideriz Deveci Otel'e. Orada ne olacaksa olur Deveci Otel'de. Siz ne anlatıyorsunuz? Ne Deveci Oteli? Ya Deveci Otel ya. Böyle Polonezköy'de, ormanın içinde denize 15 dakika. İnanılmaz bir otel bak. Verdiği huzurla aklını başından alıyor. Minibarı, insanı günaha davet eder. Felaket bir otel, gidilir ya. Peki bundan bana ne? Bak, sen beni gözünde böyle çok büyük, imkansız yerlere getirme. Ben anladım seni. Senin hayallerinin çok çok üstünde bir adam olabilirim, onu da anladım da. Gerek yok yani, lütfen bunlara girme bu şeylere. Bu ne cüret ya? Ne diyorsun sen? Ne anlatıyorsun kardeşim? Demagojilendim yine.
Çok güzel ya. Yine demagojilendim yani. Bu sette moda mı ya adam demagojilemek? Nedir ya bu ha? Kostüm, aktör. Yerimizi bilelim lütfen. Kendine gel. Saçma sapan da konuşma beni. Hadi. Bana bak kardeşim. Ben şimdi gidiyorum. Senin bu 80'ler pavyoncusu görüntünden kurtarmak için birkaç kıyafet buluyorum. Hı hı. Sen de burada oturuyorsun. Ağzını da açmıyorsun. Beni bekliyorsun. Bu ne ya? Tamam mı? Tamam hadi. Bu ne ya? Seçenek mi yolluyorlar manyakları? Aa hale bak şunu çandır ya. Şu haline bak. Ne oldu? İki güldüm hemen iki sohbet ettim diye. Hemen beden tacirliği. Ben anlamıyor muyum sizi? Yeter artık ya sizden bıktım ben. Hemen sarık ayakkabı dedin. Merhaba. Sahne hazır demişlerdi. Kimse yok. Çok sempatiksiniz. Çok yavaş bir set. Serenay Hanım, Sarıkaya Hanım. Çok yavaş, hantal bir set yani. Aşırı hantal. Paşa ben bu arada, Paşa Konak. Memnun oldum. Boyunuz ya, kocaman boyunuz. Lan çok tatlısın. Ya ben Dılancı'nın çok samimi dostuyum da, arkadaşım Dılancı'nın da. Sizin sette uyduk olacağınızı, şöyle size layık değil ama size bir armağanım var. Böyle takdim edeyim efendim, şöyle iki kişi. Buyurun. Beş otel. Silivri'ye gelmeden Gümüş Yaka'nın gözdesi. İnanılmaz bir otel. Üç yıldızda ama dört yıldızda adeta göz kırpan şahane bir aşk mabedi yani. Bu arada ünlüler geldiği zaman bir meyve tabağı sunuyorlar. Kayık tabakta kocaman. İçinde kivi mi bir de var böyle. Hatta 7-8 tane kivi koyuyorlar yani. Beyefendi siz ne diyorsunuz ya? Ne bu şampuanlar filan? Ne diyorsunuz? Serenay'cığım kendi üretimleri o şampuanlar yani. Zeytin ağacından yapılıyor. Saçlarını yıkıyorsun. Bu otelde 24 saat sıcak su var. Duşu açtığın zaman tazikli su saçına bir vuruyor böyle. Bütün kirpas akıp gidiyor yani. Bir odalarda ısıtmada sıkıntı oluyor gece. Odalar ısınmıyor gibi ama onu da bir şekilde ısınma olayını hallederiz diye düşünüyorum. Ya sen ne diyorsun ya? Ne konuşuyorsun benimle? Ne diyorsun? Anlamıyorum. Ne biçim konuşmalar bunlar? Ya ne yapıyorsun ya? Ne bu böyle garip garip hareketler falan? Astırılmış duyguların nefrete mi döndü? Sen tam olarak ne demeye çalışıyorsun? Bana anlat bakayım bir. Açıl ya. Beyefendi ne nefreti? Ben Serena Sevka ne diyorsun ya? Ha, yine demagojilendim. Bravo ya. Ne? Serena gerçekten bir senden ummazdım bunu. Sen de mi demagojiledin beni? Ne diyorsun? Ne demagojisin? Bak hazzın en üstlerinde olabilirsin bak anlarım seni. Tamam mı? Hazzın en iyi boyutlarında olabilirsin. Ama ben senin aradığın erkek o cinsel obje değilim. O milyonlar kazandığın o saçına iyilik olsun diye saç şampuanıyla krem verdim sana ya. İnsan böyle mi yapar yani ha? Demagojiliyorsun beni. Hayret bir şey ya. Bak, gerçekten kendine çeki düzen ver. Tamam, veriyorum. Gel. Nasıl? Gel. Veriyor musun? Öleceğim, gel. Burada. Nasıl ya? Bak böyle. Ana! Ne ya? Ya şehvetleniyorsan söyle yani. Kafa atmak nedir ya? Ben yüzümden para kazanıyorum, tamam mı? Yüzüm benim ekmek teknem. Kaşınıyorsun. Hala kaşınıyorsun sen. Gelme üstüme ya. Belli senin de üst kademede olduğum için sen bana gıcık oluyorsun. Ben anladım seni. Şuna bak ya. Gül gibi kız. Şey gibi Gültepe'li kafacı neydi? Cemil miydi? Neydi? Onun gibi kafa atıyor ya. Gelme üstüme. Bravo. Bravo hayat. Bravo. Bravo. Uzaktan sizi izliyorum Serenay. Bak bir haftadır beklediğim sinirle kafayı attın nihayet. Olağanüstüydü hayatım. Birazdan çekimde aynı sinirle kafa atmanı bekliyorum. Tamam mı bir tane? Ne demek o ya? Anlamadım ben. Merhabalar beyefendi. Ben Jale Yapıcı. Bu dizinin yapımcısıyım. Size özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bakın şu narin, şu güzeller güzeli kızdan bir haftadır kafa atmasını bekledik. Ama olmadı. Sizin sayenizde bugün gerçekleşti. Biraz sonra aynı kafayı istiyorum hayatım. Tamam mı bir tane? Jale Hanım, tamam anlıyorum sizi. Ama bu adam beni çok sinirlendiriyor. Yani başka bir şey bu. Doğru, çok çok doğru. İşte bu siniri tutuyorsun hayatım içinde. Karavanına gidiyorsun, dinleniyorsun. Geliyorsun aynen. Canın istiyorsa bir tane daha at kafa gitmeden. Ama istemezse git karavanına dinlen. Aynı sahneye çekeceğiz. Tamam mı bir tane? Sağ ol. Bir yeri falan mı kırık bunu? Niye öyle yürüyor? Hah, oyuncusunuz ya, başrolsünüz ya, ünlüsünüz ya. Her şeyi elde edeceksiniz yani. Sanki ben anlamıyorum bakışlarından. Hayret bir şey ya. İnsan gibi söyle. Ben seninle hoşlantı oldum de. Şurada ileride Hendek Otel vardı. Çağır belki bir şeyler olur yani.
Beyefendi. Kusura bakmayın, beyefendi, ne olur. Beyefendi, sizin derdiniz nedir tam olarak? Ya kanalize olmamak ya. Hepsi kendine kanalize olayım istiyorlar sadece yani. Beni kimse düşünmüyor. Benim vücudumla, bedenimle bir şeyler yapmak istemiyorum. Ben oyunculuğumla bir yerlerde konuşulmak istiyorum. Ha, anladım, aynen doğrudur. Şimdi sana bir teklifim var. Bana bak, pansiyon falansa otelden aşağısına gelmem ben. Öyle bir şey değil. Şimdi arkadaşlar seni arayacaklar. Her hafta bir kere sete geleceksin. Serena'yı şiddet gerektiren sahnelerinde seni yem gibi önüne atacağız. Sen bu gıcık tavrınla, bu sinir bozucu tavrınla onu delirteceksin ve mükemmel kafalar attıracağız ona, tamam mı? Yine bir kadın, yine kullanılıyorum yani, ha? Kafamı attırma benim. Tamam canım, Allah Allah, bu sette bu kafa atma şeyi nedir yani kadınların, tamam? Tamam. Seni arayacaklar, haftaya geleceksin, tamam mı? Hadi görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. Görüşeceğimiz belli. Kafana yazmışsın sen beni. Belli yazmışsın kafana. Bakışlarından sanki anlamıyorum yani. Hayret bir şey ya. Şu setlerde yani erkek olarak iffetimizi korumak artık imkansız hale geldi. Sanırım benim de lanetim bu artık. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle. Şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.